كفى شايفين نعم ما يمكن أشك في كفره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث نسخ كل شريعة كانت قبل، كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائن من كافر، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غيره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في غمرة geldi günden itibaren artık önceki dinlerin hepsi nesk olmuştur, iptal olmuştur. Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Mecusi olsun, başka bir dine mensup olsun, kim olursa olsun peygamberimize iman etmek zorundadır. İzen bu'ith el-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ile-thakalin, cin ve'l-ins. La yestati' ahad en yetekhallaf an şeriatı aleyhissalatu vesselam. Yahudi ve Nasrani ve gayruhum. Tüm cin ve insanlara gönderildiği için hiç kimse bu dinden yüz çeviremez, ondan ayrılamaz. İster Yahudi, ister Hristiyan, ister Mecusi olsun. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ Peygamberimizin daveti neydi peki? Neye davet etti? إلى ماذا يدعو؟ Neye çağırdı? من يعلم؟ Kim biliyor? إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد. يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. Şirkten de sakındırdı. Tevhide davet etti, şirkten sakındırdı. إذا لابد أن تكون هذه هي دعوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. İşte لابد أن ندعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamberimize tabi olanların daveti de ne olması lazım? Tevhide olması lazım. Ona uymamız lazım bu konuda. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الشريعة كاملة أو أبقى شيء لم يبلغ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم kendisine emrolunan dini tümüyle tebliğ etmiş midir yoksa tebliğ etmediği bazı noktalar bırakmış mıdır? نعم. Hepsini tebliğ etmiştir. Her şeyi tebliğ etmiştir. Kullu لم يبقى شيء. Hiçbir şey kalmadı mı? Hiçbir şey açıklamada hiçbir şey kalmadı. Kalmadı. طيب بدعة حسنة. İyi güzel bidatlar. Bidat hasene ne olacak? Dinimizde öyle bir şey yok. بدعة حسنة. Güzel bidat. Bidatın hasenesi mi olur? Yani bidat hasenesi. Kullu bidatın dalale. نعم. يعني الذي يقول أن هناك في الدين بدعة حسنة معناه أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة وبقى شيء لم يبلغه للأمة. Dinde bidat hasene olduğunu söyleyen kimse sanki şunu der gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı, açıklamadığı dinde bazı noktalar kalmıştır ki daha sonradan biz bunları ne yaptık? Ortaya çıkardık. طيب لو جاء الإمام جزاه الله خيرا وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا فلان صل بالناس الظهر خمس ركعات. İmam gelip dese ki dün rüyamda peygamberimizi gördüm. Dedi ki bana cemaate bugün öğlen namazını 5 rekat kıldıracaksın. Maden asla. Ne yapacağız? Men ya'lim. Kim biliyor? نعم. Üstü açık kalmış hocam. نعم. أبراز أحلام. يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال صل بالناس خمس ركعات. يعني غزة نقول üstü açık kalmış. Rüyada peygamberimizi gördüm 5 rekat kıl dedi. نقول ما يمكن أن يكون هذا أبدا. Deriz ki bu böyle olması mümkün değildir. لأن هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى شيء لم يبلغه للأمة. Bu hangi anlama gelir? Peygamberimiz bu dünyadan ayrılmadan önce bu dini tam anlamıyla insanlara anlatmadı. Eksik olan noktaları bıraktı ki öyle gitti. ثم لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حتى ولو رآه في المنام لعله هذا رأى شيطان. Belki ki peygamberimizi görmüş olsa, gördüğü peygamber olsa peygamberimiz bunu söyleyemez. Gördüğü onun şeytandır demek. ثم الشريعة أنا أخذها من أين؟ Dini biz peki nereden alacağız? Nereden öğreneceğiz? من المنامات؟ Uykulardan, rüyalardan mı? من القصص؟ Hikaye kıssalardan mı? La. Hayır. Kitab-ı sünnet. Kur'an ve sünnet. Mefhum. Anlaşıldı mı? İzâ hâdâ li yekûlû ba'dhun nâs enne ra'ayte en-nebî sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle isna' kâzâ ve kâzâ yu'râd 'a'ş-şerî'a vâfak amelnâ khâlef yurad hattâ ve lev kâle ra'ayte en-nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse rüyamda peygamberimizi gördüm diyerek bize gelse bakarız. Şeriata sunarız, kitap ve sünnete sunarız. Doğruysa alırız, yanlışsa bırakırız. Benim ki rüyamda peygamberi gördüm böyle yapın dedi dese bile. Hal mâten nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz vefat etti öldü mü? Evet. Na'am. Li'annehu beşer. Yelhaku ma yelhaqal beşer. Evet o çünkü bir beşerdi. Beşerin başına gelen her şey onun da başına geldi. Hal yestati'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem en yedfe'an nefsi adne aziyye fadla yedfe'an gayri? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine isabet edecek olan bir sıkıntıyı kendi kendine defedebilir mi? Yahut da bizlerin başına gelebilecek olan bir şey sıkıntı defedebilir mi? La. Hayır. Meta
وأين فرضت الصلوات المفروضة الخمس؟ Beş vakit namaz nerede ve ne zaman farz kılındı? نعم. في مكة. في مكة. مكيدة. فرضت عليه ليلة الإسراء والمعراج. فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه. الله تعالى direkt kendisi farz kıldı bu namazı. فلا بد المحافظة عليها. Bu namazı muhakkak yapmamız gerekiyor, korumamız gerekiyor. كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ كم سنة؟ مكة ده Peygamberimiz kaç sene namaz kıldı? 10 سنة. 3 سنين. هو يقول 10 سنة. في المدينة نعم. 10 سنين نعم. مكة ده 3, مدينة ده 10 سنة كده. طيب. 5 وقت نماز. و هل يدل على مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات ettiğinde bekti. Ap aydınlık olan, bembeyaz olan bir yol üzere bıraktı. Gecesi gündüzü bir olan bir yol. Ancak bu yoldan kimler sapar? Helak olanlar sapar. طيب هذا ما يتعلق الله اعلم بشيء من الاصل الثالث. İşte bu da bu üç esasın üçüncü esasıyla alakalı olan söyleyebileceğimiz şeyler. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني خاتمة لهذا الكتاب. Ardından müellif rahim Allah bu kitabın خاتمesini, sonucunu zikretti, sonunu söyledi. ذكر الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. كفر ülkesinden İslam ülkesine hicret zikretti. وهذه باقية إلى قيام الساعة. Kıyamete kadar bu bakidir, geçerlidir. متى يغلق باب التوبة؟ توبة kapısı ne zaman kapanır? يغلق باب التوبة إما بطلوع الشمس من مغربها. Ya güneş batıdan doğduğunda kapanır. أو بحضور الوفاة. Ya da insana vefat, ölüm geldiğinde tövbe kapısı kapanır. ما هو الطاغوت؟ طاغوت nedir? ما تجاوز به العبد حده. يعني كلن أنهم كنسي لحدي أشتغل هر شيء تابوت. من معبود. عبادة olunan. أو متبوع. تابي olunan. أو مطاع. Ya da itaat olunan ve onlarla haddi aştığı şeylere tağut diyoruz. تجاوز الحد وعبد الأحجار والأشجار. Sınırı aştı. Ağaçlara taşlara ibadet etti. معبود. Bu mabuttur. متبوع. أطاع. اتبع العلماء في معصية الله. Tabi olduğu alimlere Allah'a isyan konusunda uymaktadır mesela. Av ata'a al-umara fi ma'siyetillah. Yahut da yöneticilere Allah'a isyan edilen konularda itaat etmek. قال والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة. Diyor ki müellif rahimahullah, tağutlar çoktur ama bunların başı olan tağutlar beş tanedir. İblis. Şeytan en büyük tağut. وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ. Razı, insanların kendine ibadet etmesinden razı olan kişiler. İnsanlar ibadet ediyor, o da razı. Ca insanu sellem aleyk. Bir insan gelip sana selam verdi. Ve enhana lek. Sonra böyle rükûya geldi. Bir rükû'a ve secûd. Ya da secdeye geldi. Mâze tekolle? Sen ona ne dersin? Tekolle ahsent, barakallah fîk. Bravo, bravo. Ne güzel de yaptın, Allah mübarek kılsın mı dersin seni? Hâkâdâ te'arif kıymetel ilm vel ulemâ. İşte İlim ve alimlere böyle saygı duyulmalı mı dersin? لو قلت له هذا الكلام فأنت طاغوت لا شك فيك. Sen eğer ona bunları söylersen sen tağutsun. فماذا تصنع؟ Ne yapacaksın? ترفع وتقول لا يمكن أن تنحني إلا لله. Ne diyorsun ki Allah'tan başka kimsenin önünde eğilme. وإن لم تفعل هذا فأنت طاغوت. Eğer sen onu uyarmazsan bundan razı olursan sen o zaman tağutsun. الثالث. Üçüncüsü. من دعا الناس إلى عبادة نفسه. İnsanları kendisine ibadet etmeye çağıran kimseler tağut. مثل ما صنع فرعون. فرعون يطيع. والرابع. الرابع. من ادعى شيء قليل أو كثير من علم الغيب. غيب علمني بالديني ادعى منك. أز olsun çok olsun. كل من ادعى علم الغيب فهو كافر وكاذب. كم غيب علمني بالديني ادعى ديوسا. Bu kimse kafirdir, yalancıdır. والذي يصدق فهو مثل كافر. نستمع. Onu tasdik eden de kafirdir. والخامس من الطواغيت من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله أو مساوي له. إذا اعتقد كفر كفر أكبر. Bir kimse Allah'ın hükümlerinden başka hükümlerin Allah'ın hükmüne denk olduğunu yahut Allah'ın hükümlerinden daha iyi olduğuna itikad ederse kafir olur. لكن إن قدم حكم القوانين أو الطواغيت لهوى في نفسه أو حب يعني منصب أو رئاسة مع اعتقاد أن حكم الله يجب أن يطبق فهذا كفر أصغر. Bir kimse Allah'ın hükümleri yerine, Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümleri koltuğuna sahip çıkmak için, heva ve arzularına uymak için yapıyor. Ancak kalbinden, evet biliyorum ki Allah-u Teala'nın hükümleri daha üstündür. Allah-u Teala'nın hükümleri
uygulanmalıdır diye itikad ediyorsa bu kişinin küfrü küçük küfürdür. Ne yapmaz, onu ilden çıkarmaz. يبقى معنا انواع الجهاد. En son, bize kitapta söylememiz gereken konulardan bir tanesi de cihat çeşitleri. انواع الجهاد اربعة. Cihadın çeşitleri dörttür. جهاد النفس. Nefisle cihat. والشيطان. Şeytanla cihat. والكفار والمنافقين. Kafir ve münafıklarla cihat. والمعاصي والبدع والمنكرات. Bidatlerle, günahlarla, münker olan şeylerle cihat. Nefs. Nefis. Şeytan. Şeytan. كفار ومنافقين. Kafir ve münafıklar. والمنكرات والبدع والمعاصي. Münker, bidat ve günahlarla cihat. جهاد النفس. Nefisle cihat. يقوم بسورة العصر. Asır suresiyle olur. Yani asır suresiyle cihat eder. İlim ve amel ve da'va ve sabır. İlim, amel, davet ve sabır. Cihad-ı şeytan. Şeytanla nasıl cihat edeceğiz? Şeytan tüsemme bis şeytanı racim. Şeytana yani yargum 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 beni adam. Racim diye isimlenmesinin sebeplerinden birisi de insanı ne yapar? Taşlar. İnsanı sürekli hedef alır. Yargum beni adam min tariqayn. İnsanı şu iki yöntemle avlar. Yani tek min tariqayn. Sana iki yoldan gelir. Emme şubuhat ve şehavat. Ya şüphelerle ya da şehevi arzularla, nefsani duygularla. Şubuhat, bid'a ve şirk. Şüpheler nedir? Bid'at olan, şirk olan şeylerle gelir şeytan. Şehavat, sagair ve kebair. Şehavat dediğimiz arzular ise küçük günahlar ve büyük günahlar. Eden keyf tücahede şeytan? Şeytanla nasıl mücadele edeceksin? Tetruke şubuhat ve şehavat. Şüpheleri ve şehavatı terk ederek mücadele edeceksin, cevap edeceksin. الثالث üçüncüsü جهاد الكفار والمنافقين كافر والمنافقين جهاد بالقلب kalbiyle واللسان diliyle والجوارح azalarla وبالمال mal mülk ya parayla بالقلب kalbiyle قلنا اعتقاد yani itikad edeceksin باللسان انني براء مما تعبدون dilinle diyorsun ki ben sizin ibadet ettiğinizden beriyim جوارح قتال azalarınızla savaş ederek مال paranızla malınızla yani تشتري احيانا بعض الرسائل وتدعو بها الكفار جهاد هذا مثلا بعض kitapları alıp kafirlere vermen onların okumasını sağlaman da cihattır. الرابع dördüncüsü جهاد المنكرات والمعاصي والبدع. Münker, bidat ve günahlara cihat. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Kim sizden bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. التغيير باليد يكون للسلطان. Elle değiştirmeyi kim yapar? Padişah, yönetici yapar. التغيير باللسان للعلماء وطلاب العلم. Dil ile kim değiştirir? Alimler ve ilim talebeleri. التغيير بالقلب هذا ما يمكن أن ينزل عنه أحد. Kalp ile değiştirmeye çalışmak bu işin en son mertebesidir. Bunun altına kimse inmemeli. يبقى معنا مسألة وهي. Bir mesele daha var. الخروج للجهاد في بعض المناطق. Bazı yerlere cihat için gitmek. أولا لابد أن تعلم أن كل عبادة من العبادات لابد لها من شروط وأركان واجبات وموانع. Her ibadetin ibadet olabilmesi için bazı şartları, rükün, erkanı vardır ve maniler vardır. O ibadeti yapmana engel olan bazı maniler vardır. فإذا أراد الخروج للجهاد لابد ينظر. Cihada gitmek isteyen bir kimse muhakkak bakmalı, görmeli. هل توفرت فيه الشروط؟ Cihad için şartlar oluştu mu? انتفت عنه الموانع. Cihada çıkmasını engel olan engeller kalktı mı? نعم أم لا. Buna bakar. طيب. الثاني. İkinci olarak. الآن لو جاءتنا فتوى عن هيئة كبار العلماء في العقيدة عن الشيخ الفوزان مثلا حفظه الله في العقيدة ماذا نصنع فيها؟ بيزي مثلا عقيدة لعلاقه اعتقاد لعلاقه بير فتوى مثلا بيوك بي عالم ده مثلا شو بيقول فتوى عنده شيخ نأخذ بها نعم نابرز alırız değil mi? Büyük alim. Ya fetva fil akide. Çünkü akide ile alakalı bir fetva. Fama balak fetva fil cihad. Peki cihad ile alakalı fetva da ne yapacağız? Na'khud bi anbab aula. Yine alacağız bunu. Sahih. Öyle değil mi? Na'am. Al-thalith. Üçüncü olarak. Al-an kul vahid minna labud an yuhaddith nefsehu bil cihad. Bizlerden her bir kimse kendi nefsine cihadını yapması, anlatması lazım. Lakin konuşması lazım. Tahsul lahu hadhihi ash-shahada wa takun shahadat haqq. La şehadet zor. Ve şahitlik, şehadet hak yerine gelmesi için, hak olarak olması için kendini anlatması lazım bu cihadı. ثُمَّ الْآنْ لَا بُدْ يَكُونَ الْجِهَادِ تَحْتَ رَايَ وَاحِدَ
ve cihat dendiği zaman kesinlikle tek bir sancak altında olması lazım. وتعرف مع من تجاهد. Kiminle aynı safta beraber cihat ediyorsun? لأنك الآن لو أردت أن تسافر أي بلد تسأل أين أسكن وما هي العملة وكذا فما بالك أنك تخرج إلى جهاد ولا تعرف مع من تجاهد. Yani bugün turist olarak bir ülkeye gitsen sorduğun zaman ne soruyorsun? Nerede kalacağım? Hangi para lazım olur? Cihada gittiğin zaman da kiminle savaşacağız? Hangi sancağın altında bulunacağız? Bunları bilmen lazım. ثم الآن بعض الناس لا يعرف القتال أصلا. Bazı insanlar mesela savaşmayı bilmezler. Yani silah kullanmayı, savaş yapmayı bilmiyorlar. وَيَذَا بِالْاَمَاكِنَ الْجِهَادِ Ve böyle bu haldeyken gidip cihata katılmaya çalışıyor. مَذَا يُصْنَعْ بِهِ Ne yapılır buna? يُقْتَلْ مُبَاشَرًا Direkt ölür, öldürülür. لَأَنَّ لَيْسَ هَذَا مَكَانَ لِلْتَعْلِيمِ Çünkü savaş meydanı öğrenme meydanı değildir. ثُمَّ بَعْضَ النَّاسِ هَدَانَ اللّٰهِ اِيَا مَا اسْتَطَعْنُ يُجَاهِدِ نَفْسَ Bazı insanlar kendi nefsiyle cihat ödememişken وَقَالَ أَتَخَلَّصْ مِنْ هَذِي الْأُمُورِ كُلَّهَا واخرج للجهاد واموت وانتهى الامر وعليه ديون وعليه حقوق ناس وعليه كذا وكذا kalkıp cihat etmeye gider ve üzerine bir sürü borçlar vardır yerine getirmesi gereken hak ve hukuklar vardır bu halde bırakır gider وقد يكون يعني مثلا نسال العافيه يسب الرب ويقول انا مجاهد bazıları var ki Allah Teala'ya söylüyorlar birine ve ona rağmen gidip cihat ettiklerini zannediyorlar هو ماذا يريد من الكافر Yani sen kafirden ne istiyorsun? Cihattaki gaye nedir? يشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد رسول. Yani kafirin kelime-i şehadet getirmesini istiyorsun. يقيم الصلاة يؤتي الزكاة يصوم رمضان. Namazı kılmasını, orucu tutmasını, zekatını vermesini istiyorsun. ولا يشرك بالله ولا يسب الرب. Allah'a ortak koşmamasını, Rabb'e sövmemesini istiyorsun. هل أنت تصنع هذه الأمور؟ Sen kafirden istediğin bu şeyleri sen yapıyor musun? ما يستطيع لذلك أراد أن يذهب للجهاد حتى يتخلص من هذه الأمور. يعني نيجي على تيجي نكسيه بو إشتغل كتولمك شن. الشيخ بن باز رحمه الله يقول. بن باز رحمه الله diyor ki. الحياة في سبيل الله. الله أورنا يشمك. يعني تعيش 60 عام و70 عام وأنت مطيع لله سبحانه وتعالى متبع للأمر مجتنب للمحرمات هذا أصعب من الموت في سبيل الله. Diyor ki Abdullah Aziz bin Badr Rahimahullah 60 yıl 70 yıl Allah'a itaat ederek yaşamak savaş meydanında ölmekten çok daha zor olur. Çünkü hayatta Allah'ın emirlerini yaparak yasaklarından kaçarak yaşayacaksın. Bu çok zor bir şey. فالواجب في مثل هذه المسائل خروج جهاد وغيره نرجع الى العلماء الربانيين. Bu gibi konularda büyük konularda Rabbani alimlere dönmemiz gerekiyor. Hayat kibar ulema. Büyük alimler kurulu. Şeyh el-Fevzan. Şeyh Salih el-Fevzan. Ve men hum yani ma'rufin bit-takva ve's-salah. Takva ve salah ile bilinen alimlere dönmemiz gerekiyor. Eşallah subhanahu ve taala zekni ve iyyakum şehadet hak ve en yahtim lana bit-tevhid ve Allahu a'lem ve sallallahu aleyhi ve nebiyye Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Ben Allah-u Teala'dan kendim içmesin için hak şahitlik olmasını istiyorum. Ve bizleri tevhid ile bu dünyadan ayrılmasını istiyorum. Allah Teala en doğrusunu bilendir. عندنا يعني اختبار في هذا الذي اخذنا اصول الثلاثه. 3 esasla alakalı bir imtihan olacaksınız inşallah. موجود في اوراق. توزع انت عليهم. موجود. لا الدرس القادم. Önümüzdeki ders yani yarın غد. طيب غدا على ما اتفقنا ما حد يتغير. Kimse ne yapmayacak, tamamsızlık yapmayacak. Yarın sınavdalar. والمؤمنون على شروطهم. Müslümanlar şartları üzerinedir. فمعهم من اليوم الى غدا يعني يراجع ما اخذنا. Burada derste aldığımız şeyleri ne yapalım tekrarlayalım yarın imtihanda yapacağız. توزع عليهم الاوراق واكتبوا لنا حل ان شاء الله الاختبار. İmtihan olacaksınız ya sınav o sınavda kağıtlara cevap verirsiniz. ثم ناخذ درس جديد ان شاء الله. Sonra yarın yeni bir ders alacağız. فنريد يعني تعاونوا معنا بس. Bu konuda inşallah bizlere yardım